Hepinize merhaba, ben Fikoloji. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan Android televizyonların kurulumu hakkında bilgi verecektim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Daha önce bir kurulum videosu vardı. Ama yeni çıkan MB185 anakartlı Android'lerde kurulum biraz daha farklı. Örnek veriyorum, 55UA9090 serisi veyahut da şu anda incelemiş olduğum Toshiba 50QA7D63DT modeli olsun. Yani yeni çıkan Android'lerde 2 GB RAM'li olanlarda, öyle söyleyeyim, daha çok akılda kalıyor veyahut da Android 11 sürümünde olan televizyonlarımızın kurulumları birazcık değişti. Yeni Android'lerde kurulum yaparken aklınızda kalması için bu tarzda açılış yaptığını belirtebilirim. Ben de size bu konuda bilgi verecektim. İki kurulum yapacağız. Hem TKGS hem de standart kurulum yapacağız. İkisinin farkını da birazdan anlatacağım. Yine dilimizi Türkçe okey dedik. Türkiye okey dedik. Devam et diyoruz. Aksesuar kumandamızda diyor ki kaynak tuşuna basılı tutun. Zaten ekranda göstermiş. Kumandamızdan kaynak tuşuna bir 5-10 saniye kadar basılı tutuyorum. Karşımızda kumandayı gördü. OK tuşuna bastım. Bluetooth kumandamızın eşleştirmesini yapmış olduk. TV'niz Android telefonunuzda hızlı bir şekilde kurulsun mu diye soru soruyor. Eğer bu kurulum adımını biliyorsanız devam diyebilirsiniz. Ben atla diyeceğim. Wi-Fi seçimi gelecek. Burayı da atla diyorum. Hizmet şartlarını kabul ediyorum. Google hizmetlerini kabul ediyorum. Burada birkaç defa OK'ye ya da sağ yön tuşuna basabilirsiniz. Televizyonu evde mi kullanacağız, mağazada mı? Evi seçiyorum. Chromecast her zaman açık kullanılabilir olsun mu? Evet, açık diyorum. OK'ledim. Devam etmek istiyor musunuz, emin misiniz diye sordu. Evet dedim. Yayın tipini uydu seçiyoruz. Okey dedik. Anten türünü diğere okey diyoruz. Burada Dizec 1.0'a gelip okey diyoruz. Ardından TKGS'ye gelip okey diyoruz. Burada TKGS 42E yazısına gelip okey diyoruz. LNB yapılandırmasına giriyoruz. Okey diyoruz. Dizec 1.0 porta gelip okey diyoruz. Dizec A'yı seçiyoruz. Şu altta sinyal kalitesiyle sinyal seviyesini görüyoruz. Biraz önce dedim ya, kurulum iki tip yapacağız. Standart veyahut da TKGS şeklinde. Eğer burada sinyal alamıyorsanız bir de standart kurulumu deneyebilirsiniz. Videonun devamında onu göreceksiniz zaten. Şimdi kumandamızdan iki defa geri tuşuna basıyoruz. Şuradaki geri tuşu. 1, 2. Ardından LNB listesi sorusunda yukarı çıkıp sonrakiye okey diyoruz. Ardından kanal taraması okey diyoruz taraya. Taramaya başlıyor. Hangi kanalları yüklesin? HD mi, SD mi? Tabii ki HD'yi seçiyoruz. Okey diyoruz. Burada sizin yüklediğiniz tarih belirtecek. Güncel kanal listesi geldi diye. Okey diyoruz. Sonrakiye okey deyip son diyoruz. Üretici kullanım ve teşhisle alakalı bilgilendirmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul et diyoruz. Ve kurulumunuz tamamlandı. İster sağ yön tuşuna basıp canlı TV'ye girebilirsiniz. İsterseniz de exit tuşuyla çıkış yapabilirsiniz. Yine canlı TV atacak bize. Kanallarımızı da kurdu. Buradan istediğimiz kanalları seçebiliyoruz. Şimdi bir de standart kurulumu yapacağız. Orada hemen göstereyim. Öncelikle televizyonumuzu tekrardan sıfırlayalım. Ev tuşuna bastık, ayarlara geldik, cihaz tercihlerine geldik, hakkındaya geldik, ardından fabrika ayarlarına sıfırla. Okey dedik. Emin misiniz? Evet, fabrika ayarlarına sıfırla diyorum. Her şeyi sil diyorum. Şimdi de standart kurulumu yapalım.
Standart kurulumda arkadaşlar yapma sebebimiz, eğer evinizdeki sinyal kalitesi ve seviyesi düşükse TKG'si bazen bulmuyor. Bulmadığında standart kurulumla da dahili hafızasındaki kanalları yükleyebilirsiniz. Bu şekilde de kanallar geliyor. Eğer sinyalinizde problem yoksa, bunu belirteyim, sinyal seviyeniz düşükse. Örnek veriyorum, kablonuz kopmuştur, LNB'niz dönmüştür, çanak dönmüştür, rüzgardan etkilenmiştir. Eğer bu gibi durumlar yoksa standart kurulumda deneyebilirsiniz. Yine hoş geldiniz ekranında karşılıyor bizi. Türkçe dedim, Türkiye. İlk kuruluma devam etmek istiyor musun? Devam et. Yine kumandamızı sordu. Kaynak tuşuna basılı tutuyorum. Bir 5-10 saniye kadar. Ardından kumandamızı gördü. Okey diyorum. Eşleştirmesini yapıyorum. Eşleştirme tamam. Android telefonunuzu hızlı bir şekilde kurmasını ister misiniz telefon üzerinden? Hayır dedim. Wi-Fi bağlantısına atla diyorum. Hizmet şartlarını kabul ediyorum. Ok tuşlarıyla ileri doğru gidiyoruz. TV modunu seçin. Evde mi kullanacağız, mağazada mı? Eve okey dedim. Chromecast her zaman açık olsun mu? Açık olsun dedim. Emin misiniz diye soruyor. Evet dedim. Ardından yayın tipinizi seçin dedi. Uyduyu seçtim. Anten türünde diğere geldim. Okey dedim. Burada Dizek 1.0'a geldim. Genele okey dedim. Tanımlı kanal listesini yükleye okey dedim. Astra 4A'yı seçtim. Okey dedim. Burada uydu seçimine tekrar tıklayıp TürkSat 42E'yi seçiyoruz. Ardından LNB yapılandırmasına gelip Dizek Port 1A'yı Dizek A olarak seçtim. Aynı bu şekilde sinyal seviyesini gördüm. İki defa geri tuşuna bastım. Yukarıdan sonrakine dedim. Şu anda mevcut kanalları kendi dahili hafızasındakileri yükledi. Burada tekrardan sonraki diyoruz. Kurulum tamamlandı. Keyfini çıkartın. Okey dedik yine. Yine üretici kullanım ve teşhisi kabul et dedim. Ve kurulumu tamamladı. Şöyle kontrol edelim. Şöyle kanalları da yükledi. Zaten liste burada. Burada yayınları izletmemeye çalışıyorum. Bunun sebebi de YouTube telif attığı için, bilginiz olsun. Standartta kursanız, TKGS'de kursanız, şuradan mevcut Wi-Fi'nizi açıp kendi modeminize bağlanıyorsunuz. Kurulumun tadını çıkartıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.